Değerli izleyiciler, bugünkü sosyal medyatik programında son günlerde sosyal medyada sıklıkla yer bulan bir sivrisinek türünden bahsedeceğiz. Aslında Güneydoğu Asya'nın tropikal iklimine ait bir tür olan Asya Kaplan Sivrisineği son yıllarda başta İstanbul olmak üzere ülkemizin Trakya ve Karadeniz kentlerinde yaygın biçimde görülmeye başladı. Böcekler konusunda uzman bilim insanları şehir yaşamına adapte olan bu tehlikeli türün İstanbul'da yarattığı tehlikeye dikkat çekerken Asya Kaptan sivrisineğinin seller ve yıllık toplam yağış miktarı dikkate alındığında Karadeniz bölgesi için önümüzdeki yıllarda ciddi bir tehdit haline gelebileceğini söylüyor. Nitekim son günlerde Kastamonu, Sinop, Ordu, Rize ve Artvin'de görülen sel felaketi sonrası bu türün daha büyük sorun haline gelmesi muhtemel görülüyor. Ayrıntılara geçmeden evvel lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk olarak 1894'te Hindistan'ın kaplanlarıyla ünlü Bengal bölgesinde tespit edilen bu tür Avrupa'da ilk olarak 1979'da Arnavutluk'ta fark edildi. Asya kaplan sivrisineği artan seyahatler ve küresel ısınma gibi sebeplere bağlı olarak özellikle 1985'te Amerika'nın Teksas eyaletinde 1986'da da Brezilya'da görüldü. 90'lı yıllar boyunca dramatik biçimde dünyaya yayılan bu tür ülkemizde Artvin, Bursa, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Samsun, Giresun, Ordu, Rize, Sakarya, Tekirdağ ve Trabzon'un da olduğu birçok ilde tespit edilmiş durumda. Bu türün dişileri insanlardan kan emme yoluyla dank ateşi virüsü, batı nil virüsü, sarı humma virüsü, zika virüsü ve chikungunya virüsü gibi viral hastalıkları insanlara bulaştırmalarının yanı sıra parazitlerin de insanlara bulaşmasına sebep olduğu biliniyor. Asya kaplan sivrisineği Güneydoğu Asya'ya özgü, gövdesinde ve bacaklarında bulunan beyaz renkli şeritlerle ve diğer türlerden kolayca ayırt edilebilen, kan emici bir sivrisinek türü. Bu sivrisinek türü insanlar başta olmak üzere köpek ve kuş gibi hayvanlardan da beslenebiliyor. Asya kaplan sivrisineğinin sağlık açısından tehlikeli olmasının en büyük sebebi bu sivrisineğin ısırığıyla bazı ciddi viral enfeksiyonların insanlara geçme ihtimalinin bulunması. Ayrıca üzerindeki parazitlerin insana bulaşmasına da sebep olabiliyor. Asya kaplan sivrisineğinin Avrupa ve diğer bölgelere yayılması Bahsedilen viral enfeksiyonların insan sağlığını ciddi tehdit etmesi ve mevcut durumda etkili tedavi yöntemlerinin kısıtlı olması nedeniyle bu sivrisinek türünün yol açtığı enfeksiyonlar son yıllarda endişe yaratan önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Bu sivrisinek türünden bulaşan enfeksiyonların kesin ve etkin tedavisi bulunmamakta. Genellikle hastalık esnasında gelişen belirtilerin hafifletilmesine yönelik bir tedavi planı çiziliyor. Ayrıca hastalık neden olan etkenlere karşı da henüz etkili bir aşı bulunamamış. Sadece sarı humma virüsüne karşı aşı geliştirildiği söylenebilir. Bu nedenle bahsedilen hastalıklarla mücadelede en etkili yöntemin Asya kaplan sivrisineği ısırından korunmak olduğu ifade ediliyor. Kişisel olarak bu sivrisineğe karşı alınabilecek önlemler şu şekilde sıralanabilir. Bu sivrisineğin yoğun olarak görüldüğü bölgelerde dışarıda geçirilen zaman sınırlandırılmalıdır. Asya Kaplan sivrisineğinin uzaklaşmasını sağlayacak sivrisinek kovucu ürünler kullanılabilir. Bu ürünlerin hamile bireyler tarafından da güvenle kullanılabilmesi önemli bir kriter. Ancak bu ürünler çocuklarda el, göz, ağız gibi bölgelere sürülmemeli ve açık yara üzerinde uygulanmamalı. Kol ve bacakları koruyacak şekilde uzun ve kalın kıyafetler tercih edilmeli. Bebek arabalarının üst kısmı sivrisineğin gelmesini engelleyecek şekilde ağ ve koruyucu kılıfla örtülmeli. Kıyafetler yüksek sıcaklıkta yıkanmalı ve parazit öldürücü ilaçlarla dezenfekte edilmelidir. Ancak cilde temasından kaçınılmalı ve bu konuda kullanım talimatlarına uyulmalıdır. Kapı ve pencerelere sivrisineklerin eve girmesini engellemek için sineklik takılmalıdır. Evin içerisinde sivrisineğin içeri giremeyeceği şekilde havalandırma yöntemleri tercih edilmelidir. Ayrıca seyahat sırasında bu havalandırma yöntemlerinin kullanıldığı otellerin tercih edilmesi de önem taşıyor. Sivrisinekler sıcak yaz gecelerinin rahatsız edici yanı olarak görülür. Hele bu istilacı ve hastalık taşıyan bir tür olan Asya Kaplan Sivrisineği ise sağlığınızdan bile olabilirsiniz. Başta Dank humması ve Zika virüsü gibi hastalıklar taşıyan ve oldukça agresif olan sivrisinekler iklim krizinin bu tür canlıların üremesi için yarattığı uygun ortamı ve yayılması için gereken ulaşım imkanlarının gelişimini de düşünürsek uzun bir süre daha bizimle olacağı benziyor. Sivrisineklerin taşıdıkları hastalıklarla yılda 1 milyon insanı öldürdüğü tahmin ediliyor. Aslen Güneydoğu Asya'ya özgü olarak bilinen bu sivrisinek türü gövdesinde ve bacaklarında bulunan beyaz renkli şeritlerle diğer türlerden ayırt edilebiliniyor. Ayrıca sıradan sivrisineklere göre daha küçükler. 4-5 yıldır İstanbul'da düzenli olarak gözlemlenmeye başlanan ve yerleşik bir tür haline gelen bu sivrisinekler yeni yerleştiği bölgeye de çok iyi adapte oluyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin yakın tarihli haritası incelendiğinde Akdeniz ülkelerindeki Kaplan sivrisineklerinin tahmini oranı gösteriliyor. Haritada sivrisineklerin İstanbul, Doğu Karadeniz ve Ege'nin bir kısmında yerleştiği belirtiliyor. Kaplan sivrisinekleri Fransa'da ciddi bir problem haline gelmiş durumda. Geçen yıl Fransız Parlamentosu tarafından hazırlanan bir rapor, yayılmalarının önümüzdeki 10 yıllar boyunca büyük bir sağlık riski oluşturacağı konusunda uyarıda bulundu. Kaplan sivrisinekler aslında iyi uçucular değil. Dolayısıyla ülkeler arası hareketi uçarak değil, yumurtalarının pasif olarak taşınmasıyla oluşuyor. Dolayısıyla onlardan korunmanın ilk yolu durgun su birikintilerinden kurtularak üremelerini durdurmak. Değerli izleyiciler, Sosyal medyatik programının bugünkü bölümünde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan bir tehlike haline gelen Asya Kaplan Sivrisineği'nden söz ettik. Bir sonraki sosyal medyatikte görüşmek üzere. Kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederiz.